Yüz gençleştirmek için uyguladığımız yöntemlerin en başlıcaları kaş alın bölgesini, kaz ayaklarını botoks uygulamalarıyla hem kaz ayaklarındaki kırışıklıkların giderilmesi, alın bölgesindeki hem dikey hem yatay kırışıklıkların giderilmesi için en sık uyguladığımız uygulamalardan birisi botoks uygulaması. Hafif yüzün aşağıya doğru hareketlenmesiyle nazolabial oluklarda bir çökme, çenenin her iki tarafındaki oluşan tevyelenmeleri gidermek için dolgu kullanabiliyoruz. Tüm bunlar belli aşamaya kadar yüzün aşağıya doğru sarkmasını gizlemek için uyguladığımız yöntemler. Ama belli bir aşamaya gelir ki artık bunlar çok fazla fayda etmez. Bu durumda en güçlü silahlarımızdan birisi de yüz germe operasyonudur. Yüz germe operasyonuyla aslında yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru hareketlenmiş olan dokuları aslında olması gerekli hali olan daha yukarıya ve olması gerekli olan yere hareketlendirmek. Yüz germe operasyonuyla amacımız sırf germek, yani bir rüzgar tüneline girmiş gibi yüzü germek şeklinde değildi. Daha çok aşağıya doğru hareketlenmiş olan dokuları olması gerekli olan yerlere taşımak şeklinde yapıyoruz. Yüz germe ameliyatları da genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Bir gece hastanede yattıktan sonra ertesi günü pansumanıyla birlikte evine gönderebildiğimiz ve takibini yapabildiğimiz bir ameliyattır. Yüz germe ameliyatıyla kulak etrafında tamamıyla oluşan izleri gizlediğimiz kulak etrafında ve saçlı çizgiye doğru uzanabilen bir kesiyle yapıyoruz. Alın bölgesindeki istediğimiz etkiyi oluşturabilmek için favoriden uzanan ve üst tarafa doğru uzanan bir kesi hattıyla da yüz germe ameliyatını alın bölgesi ve şakak bölgesini de ekleyebiliyoruz. Yani aslında bu hastanın ihtiyaçlarına göre belirlediğimiz durumlar. Ama burada en önemli bilinmesi gereken şey, herhangi bir yöntem, ne yöntem uygularsanız uygulayın, yüz germe ameliyatıyla mümkün olduğu kadar doğal halini yakalamak, bir rüzgar tüneline girmiş gibi aşırı gerginliklerin oluşmadığı ve mümkün olduğu kadar stabil, zamana karşı en dayanıklı hali ortaya koymak. Ben yüz germe ameliyatlarında kompozit facelift dediğimiz hemen derin dokulara geçerek aşağıya doğru hareketlenmiş olan dokuları yukarıya doğru gererek daha natürel, daha doğal bir görüntü sağlayan yöntemi uyguluyorum.